Sağlık çalışanlarında ben radyocuydum bu kere. En büyük problemi bizler kamu hastanelerinde, taşeron firmalarda yani fazla mesailerle çalıştırdık, ücretlerimizin karşılığını alamadık. Üzerine maaşlarımızı da düzenli ödemedikleri halde biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani bu bizi çok yoruyor. Mental olarak çok rahatsızız bu konuda. Özellikle gençlerin en büyük problemi umutlarını kaybetmiş olmak. Yani umuttan kastımız ne? Yani insanca yaşamak. Yani ev almak, araba almak zaten var. Ama biz yani geleceğe umutla bakmadığımız için birçok arkadaşımız şu an yabancı dil kurslarında İngiltere'ye, Almanya'ya, yani Avrupa'daki herhangi bir ülkeye girmek için çaba sarıyor. Ya bunlara en güzel örnek benim çalışma mesai arkadaşım, Celal arkadaşım. O da şimdi Almanca kursunda Türkiye'den gidip eğitimine değer verilen, hizmetine değer verilen başka bir ülkede çalışmak istiyor. Yani buraya kadar niye geldim, niye anlattım? Şimdi biz umudumuzu kaybetmişken, hiçbir partiye de tam bağlı değilken, siz ne yaparsınız, bizi nasıl mutlu edersiniz, geleceğe bizi nasıl bağlarsınız, bunları öğrenmek için geldim. Yeni nesil gençler artık sporla futbol, basketbol, voleyboldan çok e-spora yöneliyor. E-sporla alakalı bir şeyler yapmak istiyor. Sizin e-sporla alakalı bir düşünceniz var mı? Daha önce Mete Başkanımız Zeynep abi sağ olsun Adana'da güzel bir e-sporda turnuva düzenledik LoL'de. Sağ olsunlar güzel destek verdiler. Sizin de bununla alakalı bir çalışmanız var mı? Bir planınız var mı? Bunun hakkında bilgi almak istiyorum. Şu an Türkiye'de çok fazla ücretli öğretmen kaldı aslında, okullarda öğretmenler çalışmakta. Çok fazla mezunlar, Türkiye'de 90 bin, 100 bin öğretmenin çoğu olduğu söyleniyor. Ama sistemde görüldüğü üzere çok fazla sayıda, 60 bin kadar ücretli öğretmen olduğu görülüyor. Ve hala da yani buna başvurularına katlanarak arttığını görüyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, nasıl çalışmaya gideceksiniz, açıkçası merak ediyorum. Ben bir ülkenin geleceğinin gençler olduğunu düşünerekten çocukların, gençlerin, bu işi bilen insanların elinde eğitilmesi gerektiğini düşünmekteyim. Ya bu ülkede sadece 5. de mi sömürüyor orta soruyor. Yani iktidar olduğunda TÜSİAD'a karşı bakış açısınız nasıl olacak? İkinci olarak da yani ülke bugün ekonomik krizin içerisinde, krizin krizle yönetildiği bir süreç içerisindeyiz. Buna dair CHP'nin ekonomik programı nedir, nasıl? Bizi bu bataklıktan çıkarmaya planlıyor. Onu öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Eğitimde eşitsizlikle ilgili iktidara geldiğinizde politikanız ne olacak? Bütün ülkeyi saran ve eğitim eşitliği yaratan ve kapatmak ve eşitlikleri gibi bir planınız var mı? Bunu merak ediyorum. Öncelikle ev araba almak şu an zaten hayal oldu. Bu yeni ekonomik modeli ne olacak? Öncelikle soru bu olacak size. İkincisi, örneğin şu an mühendislikler konusunda atanamayan bir sürü mühendis arkadaş var. Konusunda ne? Çünkü atamasının ağası bile yok. Devlet kadrosunda yer yok. Örneğin enerji sistemleri mühendisi ben mesela. Direktmen özel sektöre atanmak zorundayız. Onun dışında hiçbir durumumuz yok. Yani özel sektörde iş buluyor muyuz? Kendi alanımızda kalifiye olursak. Buldu mu buldu, evet. Ama devlet ataması neden yok? Ardından şunu sormak istiyorum. Şimdi yeni ekonomi modelinde biz nerelere gelebileceğiz? Diğer ülkelerdeki rahat ev araba alabilecek miyiz? Stajyer avukatların yaşadığı problemler var ve bu stajyerlik döneminde alamadıkları maaş ve özlük haklarının korunmadığı. Bunu İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mahmut Han ve Odalar Meslektaşımız Sayın Vekilimiz mecliste gündeme getirdi ve 1500 veya 2000 lira civarında cüzi bir rakamla bu meslektaşlarımızın haklarının korunması noktasında kanun teklifi tasarısı önerisi sunuldu meclise. Bu tabii ki de iktidarın oy çokluğuyla yani oyunu fazla olmasına reddedildi. Bununla ilgili nasıl bir çalışmamız var? Mesleki olarak sorumlu soru. Sosyal hizmetler okuyorum. Aynı zamanda muhasebeci olarak çalışıyorum. Ülkemizin şartlarından dolayı. Yani okusak da açıkçası bir yere gelemiyoruz. Aynı zamanda okumak ve işi bir arada sürdürmek zorunda kalıyoruz. Konum, ekonomi konusundaki fikirlerimi beyan etmek isterim. Yani asgari ücrete zam geldi fakat hiçbir insan asgari ücretle geçinemiyor. Bir ya 50 liradan 150 liraya geldi. Daha çok genel yani gençlik konusundan ayrıca yaşlı insanlarımız, yaşam şartlarımız, yaşam standartlarımız tamamen düşmüş durumda. Yani hiçbir şekilde geçinemiyoruz. Bu konuda hani yapabileceğiniz ya da yapmak istediğiniz, ileride yapacağımız fikirlerinizi de öğrenmek isterim açıkçası. Yani hepimizin bir
üzere şu an dünyaya böyle kripto paralar hakim. Mevcut hükümette buna savaş açmış durumda. Siz ne düşünüyorsunuz? İktidara gelirseniz bununla ilgili nasıl çalışmalar yapacaksınız? Biz ne düşünmeliyiz? Yani Türkiye'de toplumsal dizilerin dayalı şiddet türlerinin tamamı yani. Tamamı. Burada, okulda, işte her yerde inanılmaz görünür. Siz mesela kadın hareketine nasıl yaklaşıyorsunuz? Sivil toplumla bu bağlamda nasıl işbirlikleri öngörüyorsunuz? Yani kadın hareketini biz CHP iktidarında nereye konumlandıracağız? Ben bunu çok merak ediyorum. İktidara geldiğimizde hazine üzerindeki mevcut yük, eksi dolar rezervi ve son günlerde alınan kararlar sonrası oluşacak sorunları nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Benim sorum hayvan hakları hakkında. Yani hayvan hakları konusunda iktidara geldiğinizde bir şey yapacak mısınız? Her alanda kadın ve erkek eşitliği için ne gibi çalışmalar yapacaksınız? Özellikle toplumsal cinsiyet alanında. Bir de iktidara geldiğiniz zaman mecliste ve siyasi her alanda gençlere fırsat tanıyacak mısınız? Bunu öğrenmek istiyordum. Teşekkür ederim. Hiçbir gencin umutsuzluğa kapılmasını istemem. Umutsuzluk sizin moralinizi bozar, gelecek planlarınızı alt üst eder. Dolayısıyla niye umutsuz olacaksınız? Bir kişi var, değiştirmek istiyorsunuz. Bir iktidar var, değiştirmek istiyorsunuz. Bir yönetim var, değiştirmek istiyorsunuz. Daha kararlı olmanız lazım. Daha azimli olmanız lazım. Daha güçlü olmanız lazım. Gücünüzün farkında değilsiniz. 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Siz dünya siyaset tarihine önemli bir miras bırakacaksınız. Farkında bile değilsiniz. Nedir o miras? Otoriter bir rejimi demokratik yollarla değiştirmiş olacaksınız. Bu olağanüstü bir başarı ve bütün dünyada siyaset tarihçileri siyaseti yazarken buna değinecekler. Bunu kitaplarında yazacaklar. Türkiye'de böyle oldu diye söyleyecekler. Gençlerin bu konuda bir kararlı olması lazım. Umutsuzluk var biliyorum. Eksiklik var biliyorum. Yaşam tarzlarınıza müdahale var biliyorum. Özgürlüğünüze müdahale var biliyorum. Ama zorluklar sizin kararlılığınızı güçlendirmeli, kamçılamalı yani. Zorluklar karşısında pes etmemelisiniz. Ya aldığınız ücretin, ya daha doğrusu çalışıyorsunuz, emeğinizin karşılığını alamıyorsunuz. Bu sadece sizin için geçerli değil. Pek çok, mesela ücretli öğretmenler. Gerçekten çok komik ücretler alıyorlar. Asgari ücretin altında ücret alıyor bunlar. Kadrolu öğretmenle aynı işi yapıyorlar. Bütün bu haksızlıkların giderilmesi lazım. Efendim, e-sporla ilgili düşünceleriniz var mı diye bir arkadaşım sordu. Evet. Şöyle, spor konusunda, şimdi az önce bir arkadaşımız devlete liyakat kalmadı dedi. Liyakatin özü şudur, işi ehline teslim etmektir. Spor veya e-spor, o konuda da yetkin insanların görüşünü almak lazım ve yetkin insanların görüşü çerçevesinde politika oluşturmak lazım. Bizim %20 gençlik kotamız var. Şu anda partimizin %20'si genç. MYK'mızın da %20'si genç. Mecliste de genç arkadaşlarımız var. En genç belediye başkanı yine bizde. Hatta parlamentoya bir kanun teklif verdik. Kadın erkek eşit sayıda parlamentoya katılsın, 50-50 olsun, %50-50 olsun diye. 306 kadın örgütüyle konuştum. 306 kadın örgütünün ortak görüşünü aldık. Ortak görüş üzerine parlamentoya bir kanun teklifi verdik. AK Parti'nin ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Şimdi gidip de bütün bunlara rağmen kadınlar gene gidip de AK Parti'ye veya MHP'ye oy verirse demek ki yani eşitliği istemiyor demektir. Biz istiyoruz ama onlar istemiyor demek. 306 kadın örgütünün içinde her partiden kadın arkadaşlarımız vardı. Her partiden. Ve onlar dirençle istiyorlardı. Bu teklif parlamentoda görüşüldüğünde 306 kadın örgütüne haber verdik ve dedik ki şu saatte bu kanun teklifi görüşülecek. Bakın bu kanun teklifine kim evet diyor, kim hayır diyor. Hayır diyenlere oy vermeyin dedik yani. Bu onlar eğer gerçekten siyasette yer almak istiyorlarsa kendi haklarını aramalılar. Yarın bir milletvekili geldiği zaman arkadaş demeli. Kadınların da parlamentoda en az %50 olmasını öngören bir kanun teklifi verdi. Niye hayır verdiniz? Hem hayır veriyorsunuz hem de benden oy istiyorsunuz. Ben size oy vermeyeceğim demesi lazım.
O zaman siyaseti normal mecrasına oturtmuş olursunuz. Ama size hak vermiyorum, olsun gene de ben size oy vereceğim derseniz bu işler düzelmez. Bu işlerin düzelmesi kitlesel ilkeye bağlı harekette yatıyor. Kitlesel, aynı pozisyonda olan kişiler aynı amaç için ortak mücadele edecekler. O zaman sonuç alınır. Gençler bugünün Türkiye'sinde de, geleceğin Türkiye'sinde de söz sahibi olacaklar. Konuşacaklar, düşüncelerini ifade edecekler. Dış politikanın temel ilkesi şu, onu söyleyeyim. Yurtta barış, dünyada barış. Yani savaş meydanlarından çıkan insanlar, yıllarını savaş meydanında veren insanlar barışın ne kadar değerli olduğunu görmüşler. Atatürk de öyle, efendim İsmet İnönü de öyle. Bütün yıllarını hep savaş meydanlarında geçirmişler. Bütün komşularımızla barış içinde yaşamalıyız. Suriye konusuna, mülteciler konusuna geleceğim. Dış politikada aynı zamanda üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar var. Örneğin NATO gibi, örneğin Avrupa Birliği gibi, örneğin Avrupa Parlamentosu gibi. Bu ülkelerle de ve bu kurumlarla da son derece sıcak, samimi ilişkiler kurmalıyız ve ilişkilerimizi büyütmeliyiz. Dış politikada, dış politikanın milli olması lazım. Bir partinin dış politikası olmaz. Bütün partilerin ortak dış politikası olur. İçeride kavga edebiliriz. Şuna iş ver, buna iş verme diye. Ama dış politikanın milli olması ve ülkenin çıkarları üzerine oturtulması lazım. Dış politika ülkenin çıkarları üzerine oturtulmazsa sorun olur. Devletin şöyle bir geleneği vardı AK Parti'ye kadar. Dışişleri Bakanlığı müsteşarları ve MİT müsteşarları belli aralıklarla gelir, ana muhalefet partisi genel başkanına bilgi verirlerdi. Dolayısıyla ülkenin çıkarları üzerine inşa edilen politikanın muhalefetle iktidarın beraber götürmesi gerektiği yönde bir düşünce vardı. Ama bu yok oldu. Bunu inşallah yapacağız. Dış politikayı barış üzerine inşa edeceğiz. Dış politikada Türkiye çok ekonomik açıdan da büyük kayıpları var. Yanlış dış politikadan ötürü ekonomik kayıpları da gidereceğiz. Hayatın her alanını planlamamız gerekiyor. Bunu da en iyi siz bilirsiniz. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs alıyorsanız ay başına kadar nasıl yapacağız? Eğer burs değil de babanız size para gönderiyorsa, aileden para alıyorsanız ay başına kadar nasıl idare edeceğim? Ya planlarsınız. Türkiye'de devlet planlama teşkilatı kapatıldı. Kaç arkadaşın haberi var? El kaldırabilir mi haberi olan arkadaşlar? Devlet planlama teşkilatı kapatıldı arkadaşlar. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti önümüzdeki sürecini planlayacak kadrolara sahip değil. Biz ne yapacağız? Stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Nitelikli insanlarla ülkenin 20 yılını, 30 yılını, 50 yılını planlayan ve buralarda son derece yetkin kadroların olduğu, insanların olduğu planlama örgütünü oluşturacağız. Ücretli öğretmen, evet ücretli öğretmen sorunu var. Söyledim, ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen. Birisi normal maaş alıyor, birisi onun biraz altında alıyor, öbürü de çok daha düşüğünü alıyor. Aynı işi yapıyorlar. Devlette maalesef böyle bir garabet var, bunu kaldıracağız. Öğretmenler için söyleyeyim, öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız. Öğretmenler meslek kanunu 657 sayılı devlet memurlarının dışında olacak. Hakimler ve savcılar gibi nasıl ayrı bir yasa varsa, öğretmenler için de ayrı bir yasa olacak. Öğretmeni toplumun en onurlu mesleğini icra eden kişi haline getirmemiz lazım. Öğretmen bizim için çok önemli. Çünkü eğitim kişiye, aileye, sınıfa, topluma atlatan en büyük faktör. Genç arkadaşlara şunu ifade edeyim. Kesinlikle torpili bitireceğiz. Kesinlikle sözlü sınavı kaldıracağız. Eğer zorunlu olarak sözlü sınavın yapılacağı bazı meslekler varsa kamerayı koyacağız oraya. Kamerada sorulan sorular, kişinin verdiği yanıtlar belli olacak. Böylece bu işi bitireceğiz. Efendim, atama bekleyen öğretmenler bu konuda söylendi. Sayıştay'ın raporu var. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda rakamı. 168 bin öğretmen açığımız var. 168 bin. Biz köy okullarını açacağız. Nerede bir öğrenci varsa orada öğretmen de olacak. Aynı zamanda kırsal kesimde veteriner, ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni de görevlendi. Atayacağız yani oraya. Dolayısıyla tarım daha bilinçli yapılmış olacak. Orada hayvancılık daha bilinçli yapılmış olacak. Kamu görevlisi hem çiftçiye hem besiciye her türlü yardımı desteği vermiş olacak. Öğretmen, nerede öğrenci varsa öğretmen orada olacak. Dolayısıyla eğitimde de bir aksama olmayacak. En geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz.
asla ırkçılık yapmam ama Suriyelilerle İstanbul'da da görüştüm. Suriyelilerle de görüştüm. İnşallah iktidar olduğumuzda Suriye ile barışacağız. Bir karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Suriyelilerin evini, barkını, kreşini hepsini yapacağız. Evet, dolayısıyla burada kalıp da asgari ücretin yarısına sigortasız çalışacağına, kendi ülkesinde sigortalı, işi var, kreşi var, evi var, yolu var, köprüsü var, oraya gidip çalışacak. Beşli çete ne olacak diye, beşli çete çok şey olacak. Onlara söyledim, kendilerine de söyledim. Bir sefer bu dolarla ihale, yok dolarla geçiş, avroyla bilmem ihale. Bütün bunların hepsini bitireceğim. Onlara makul bir maliyeti çıkara. Önce maliyet, şişirilmiş maliyetler var. Yani şu bardağı 5 lira yerine 150 lira yazıyorlar. Göndereceğiz uzmanı. Kaça mal ettin sen bunu kardeşim? Havaalanını, şehir hastanesini, otoyolu, köprü. Kaça mal ettin? Makul bir kar vereceğiz. O sektörün karı nedir? Soracağız Odalar Borsalar Birliği'ne. Bu sektörde kar nedir? %5, %10. Karını vereceğiz, tamamını kamulaştıracağız. Böylece bu işi bitireceğiz. Amerika'daki enflasyonun sizin sırtınıza yıkılmasının ne mantığı var ya? Sözleşmeye getirip bunu koymuşlar. Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu, sanki bizde hiç enflasyon yok, enflasyon meraklısıyız, bir de o enflasyonu getirmişler. Efendim Halklist'ten genç kardeşim telefonunu çıkardı ya. Doğru mu? Telefonunu çıkar bir görelim bakalım. Nerede? Halklist'teki arkadaşlar. Güzel. Dayılara inanmayın. Hiç kesinlikle. Dayılara inanmayın. Siz gençsiniz, gençsiniz, müthiş yaratıcısınız, müthiş sorunları biliyorsunuz, aslında müthiş bir şekilde çözümleri de bir şekliyle kavruyorsunuz. Dolayısıyla inandığınız yolda devam edin. Öyle, o geldi bunu dedi, o bunu dedi, bunlar hepsini bırakın. Ev, araba almak hayal oldu. İşte değil, yani belli bir süre içinde sabredeceksiniz, bunların hepsi bir şekliyle çözülecek, hiç endişe etmeyin. Özelleştirilen fabrikalar geri alınacak mı? Şöyle onu ifade edeyim. Eğer özelleştirmişseniz fabrikayı, onu geri özel kamu eğer yabancıya vermişse geri alma hakkımız var. Ama özel sektöre vermişsiniz, fabrikayı zaten kapatmış adam. Yerinde fabrika yok. Nesini alacaksınız onu? Bir şeysini alamazsın. Ama tank palet fabrikası, Ordu Yay tank palet ve Katar'a verildi. Onu alacağız. Bir hafta içinde. Alacağız. Aselsan, Havelsan gibi çok önemli kurumlar var. Bunlar katma değeri yüksek ürünü üretiyorlar. Bunların Katar'a satılması ile ilgili zaman zaman duyumlar alıyoruz. Buna da müdahale ettik. Kesinlikle bunlar satılmayacak. Çünkü ordumuzun güçlü olmasını isteriz. Çünkü bölge çok stratejik bir bölge ve Türkiye'nin kendi bölgesinde güçlü bir orduya, saygın bir orduya sahip olması lazım. Atama bekleyen öğretmen gibi, yakında atama bekleyen hukuk mezunları, atama bekleyen veterinerler, atama bekleyen plan olmadığınca, plansızlık olunca insanlar tabii haklı olarak gidiyor, eğitimse eğitimini yapıyor, ondan sonra iş bulamıyor. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bunun çözülmesi lazım. Hukuk sisteminin baştan aşağı yeniden değişmesi gerekiyor. Yargıtay'da bir tek Yargıtay kararının altına dahi imza atmadan İstanbul Savcılığından gelip Anayasa Mahkemesi'ne üye yapıldı kişi. Niçin yaptı? Sezgin Baran Korkmaz'ı serbest bıraktığı için. Onun yardımcısını da Adalet Bakanı yardımcısı yaptılar. Bunları temizleyeceğim. Hiç endişe etmeyin. Torpille bir yere gelenin asla yeri olmuyor. Hep türlü temizliyor. Z kuşağı iş sorunu var, psikolojisi bozuk diye söylendi. İş sorunu her yerde var ama moralinizi bozmayın, biraz sabredin. Pek çok şey düzelecek, pek çok şey düzelecek. Kripto para konusu söyledim, aynı sporda olduğu gibi, e-sporda olduğu gibi. Bu konuda da Merkez Bankası'nın, hazinenin ortak çalışması lazım. Bu konu ciddi bir konu, dünyada süratle gelişen bir konu. Dijital ortamda gelişiyor malum, siz de çok iyi biliyorsunuz. Bunun sağlıklı ve tutarlı bir altyapısını, hukuk yapısını oluşturmak gerekiyor. Çünkü buradan insanlar ciddi finans kaybına uğrayabilirler, dolandırılabilirler. O nedenle bunun hukuki altyapısının süratle oluşturulması lazım. Aile destekleri sigortası, uluslararası çalışma örgütünün kabul ettiği 9 sigorta dalı var. 9 sigorta dalı.
Biz onu 1971 yılında kabul etmişiz. Demişiz ki 9 sigorta dalını uygulayacağız. 71. Yaşlılık sigortası, emeklilik sigortası, iş kazası, meslek hastalıkları, sağlık sigortası, analık sigortası. Bunlar çıktı. 9. sigorta dalı aile destekleri sigortası. Bu çıkmıyor. Niçin çıkmıyor? Çünkü diyor ki ben sana ekmek vereceğim, sen bana oy ver. Ben sana makarna vereceğim, sen bana oy ver. Ben sana şunu vereceğim, sen bana oy ver. İnsan onuru zedeleniyor. Hani sahilin verdiğini soler görmeyecekti. Aile destekleri sigortasının özü şu. Bir ailenin, bu bir kişi de olabilir, beş kişi de olabilir. Bir ailenin asgari gelir güvencesinin devlet tarafından güvence altına alınması demektir. Aile destekleri sigortası. Ve banka hesabına yatar para. Memur gibi, işçi gibi, emekli gibi o aile gider parasını çeker. Kendi geçimini sağlar. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Bunun sözünü verdik ve bunu hayata geçireceğiz. O zaman Türkiye'de her evde benim gelirim yoktur, ben mahvoldum diye bir ses duymazsınız. O zaman konteynerlardan çöp toplayan insanlar duymazsınız. Pazar artıklarını duymazsınız. Bu insanlara devlet belli bir güvenceyi verecek, gidip aylıklarını alacaklar ve geçimlerini sağlayacaklar. Yazılımda başarılı olan ülke teknolojide, katma değeri yüksek ürün üretmede de başarılı oluyor. Biz yazılımda, Hindistan çok önemli bir ülke. Hindistan'a bir grup arkadaş gönderdik. Neden Hindistan yazılımda çok önde diye? 1,5 sayfalık bir rapor, başka hiçbir şey değil. Okul öncesi eğitimden başlayarak oyun içinde çocuklara matematiği öğretiyorlar ve çocuklar müthiş bir mukayese yeteneğine sahip oluyor. Bizde de matematik korkulan ders. Dolayısıyla eğitimi çocuğun merak duygusunu büyüterek her soruyu sormasını, nitelikli sorular sormasını sağlayarak aslında eğitimin kalitesini artırabilirsiniz. Bilgisayarların parçası, diğerleri falan var. Gençler merak etmeyin, o konuda güzel düşüncelerimiz var. Bilgisayar konusunda da, araba konusunda da güzel düşüncelerimiz var. İktidar olunca hepsini göreceksiniz ve olacağız. Bundan da emin olmanızı isterim. Olacağız. KYK borçlarını söyledim. Kesinlikle faizlerini siliyoruz. Kişi işe girdikten ve sigorta primini yatırmaya başladıktan sonra makul taksitlerle alacağız. Yoksa okulu bitirdin, hadi gel şimdi öde. E işim yok, nasıl ödeyeceğim? E sen ödeyemiyorsun, babanın bankadaki hesabına haciz koyalım. Bunlar doğru değil, bunları kaldıracağız. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını da sordunuz, onu da söyleyeyim. Merkez Bankalarının bağımsız olması lazım. Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı uluslararası finans kuruluşlarına da güvence verir. Evet, Merkez Bankası bağımsız. Ama Merkez Bankası kendi yasasında yazan görevleri yerine getirmek zorundadır. Yerine getirmezse sorun var. Yerine getirecektir ama sıcak siyaset müdahale edip onun araçlarına müdahale ederse Merkez Bankası bağımsız olmaz. Efendim talimat verdim, yapmadı, ben de Merkez Bankası başkanını görevden aldım. Hiç kimse size güvenmez. Katar'a gidip yalvarıyoruz bize para ver diye. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yalvarıyoruz bize para ver diye. Ya, Türkiye bu duruma hiç düşmedi. Hiç düşmedi. Cumhurbaşkanlığına hakaretten ev hapsi. Siz de yapacak mısınız? Hedefim var. Hedefim şu. Bana oy veren kişi beni özgürce eleştirebilecek. Yoksa ben ondan niye oy isteyeyim? Oy vereceğiniz kişiyi özgürce eleştiremiyorsanız, böyle bir engel geliyorsa sakın oy vermeyin. Özgürce eleştirebilmelisin. Bakın daha salı günü toplantıda şunu söyledim. Biz sanatçı değiliz arkadaşlar. Bizim alkışa değil, bizim sağlıklı tutarlı eleştiriye ihtiyacımız var. Biz özgür medyayı o yüzden istiyoruz. Çünkü benim görmediğimi gazeteci görür. Benim görmediğimi siz görürsünüz. Benim duymadığımı siz duyarsınız. Eleştiri atacağınız bir tweet çok değerlidir. Benim görmediğim, ya şurada bir haksızlık var, hemen müdahale edilir. Bu kadar basit. Ama vay efendim beni niye eleştirdin? Hemen kapıya sabahın köründe polis gelip kapıyı kırıp içeri girip niye bunu yaptın? Olmaz. Bu demokrasi değildir. Eleştiriyi sindireceksiniz. Ve bir kişi eleştiriye tahammül ediyorsa bilin ki o demokrattır.
eleştiriye tahammül edemiyorsa onun demokrasiyle falan bir ilgisi yoktur. Ve hep beraber çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasiyi savunacağız. Hepinize teşekkür ederim.